sultanım var, Marmaralı güzelim, senden başkanım var. İçim aşkınla yanar, İstanbul'lu güzel yar. İçim aşkınla yanar, İstanbul'lu güzel yar. Ferhat gibi ah eder, gezelim diyar diyar. Ferhat gibi ah eder, gezelim diyar diyar. Tahammülüm kalmadı, neredesin ey nazlı yar. Gül yüzünü görsem de, bari ölsem bahtiyar. Zeytun gözlü dil benim, neredesin ey nazlı yar? Zeytun gözlü dil benim, neredesin ey nazlı yar? Kendine gel, çarpıyormuş! Şu tarafa geçti. Türkan'ı bıraktıktan sonra döneceğim Niyazi. Sen beni gemide bekle. Mahalleye beraber gideriz. Olur kaptan, emret. Aye aye sir! Ulan sen matraktan başka bir şey bilmez misin? Dikkat! Kaptan karaya çıkıyor! Amerikan filmlerinden öğrendin değil mi bunları? Aye aye sir! Nasılsın Türkan? Bildiğin gibi. Fazla beklemedin değil mi? Yo, hayır. Yalnız şimdi fazla kalamayacağım. Babamın yemini bir an evvel götürmem lazım. İyi ama zaten seni 40 yılda bir görüyorum. Bu da bu kadar az olursa sonra ne yaparız? Haklısın, fakat elimden ne gelir? Biraz geç gidersin, olur biter, senin elinde bu. Böyle konuşma, seninle beraber olmayı ben istemez miyim? İstersin, istersin ama bak bir çaresini bulamıyoruz işte. Bu iş böyle sürüp gidemez Türkan, evlenmemiz gerek. Bugün bu işi seninle katı şekilde konuşmak istiyorum. Fakat daha önce verdiğimiz kararlar ne olacak? Onlardan döneceğiz. Yoksa sen bir an önce evlenmemizi istemiyor musun? İstemez olur muyum? Böyle bir şey nasıl sorarsın bana? Artık tahammülüm kalmadı, ne olacaksa bir an evvel olsun. Ya babam hayır derse? O zaman bohçanı alıp evden çıkmak düşüyor sana. Söylemesi kolay ama yapması zor. Babamı nasıl bırakabilirim Selim? Annem öldüğünden beri ben onun her şeyiyim. Bu iş yoluyla da olsa yine onu çok üzecek. Zira sonunda ayrılık var. Bir de razı olmadan yaparsak tamamıyla yalnız kalır. Baban yalnız kalmasın, üzülmesin diye biz evlenmeyecek miyiz? Niçin böyle konuşuyorsun? Ben senden babamı ikna etmek, bu işe hazırlanmak için müsaade almadım mı? Dur! Biraz bekle, zamanı gelince ben sana söylerim. O zaman yine hayır derse, ne istersen yaparım. Ben kararımı değiştirdim Türkan, seni karım olarak görmek istiyorum. Evlenmeliyiz, sensiz yapamıyorum artık. Sen bilirsin, ben ancak bu kadar karışabilirim. Kumanda sende.
Sen nasıl istersen öyle olur, kaptan sensin. Sevgilim benim, bir tanem. Ne oluyorsun? Etraftan görecekler, sonra rezil olacağız. Çek kolunu, utanıyorum. Hiç kimse umurumda değil. Sen yanımda oldukça dünya vız gelir bana. Söyle bakayım şimdi, babana ne zaman gideyim? Onu da sen bilirsin. Peki, ben her işi hallederim. Artık ayrılsak, daha fazla gelme, son dakikada bir terslik olmasın. Belki bir gören olur. Demek gene ayrılık saati geldi çattı. Öyle olsun. Ama parmaklarımızda yüzük olunca bizi kimse ayıramayacak. Hoşça kal Selim. Güle güle. Hoş geldin Türkan. Hoş bulduk babacığım. Herhalde karnın bir hayli acıkmıştır. Hem de nasıl? Biraz geciktin. Yemeğin pişmesi uzun sürdü. Yolda epey zaman alıyor. Kusura bakma. Kusur falan yok. Ne yaptın bakalım bugün? Görelim hünerlerini. Söğüş tavuk, lapa, sonra ıspanak püresi de var. Üstüne de muz yersin olur biter. Allah kahretsin bu hastalığı. Zeytinyağlı dolmalar, Çerkes tavuğu dururken gel de periz yemeklerine yat. Bereketli olsun Hacı Bey. Desene kaynanan beni çok sevecek. Buyur Osman Bey. Senin gibi adamı diye kaynanası herkes sever. Gel buyur beraber tamam edelim. Afiyet bal şeker olsun. Teşekkür ederim. Ben biraz önce yedim. O halde sen otur, ben de şu işi bir an evvel savayım. Kerime Hanım galiba. Evet kızım. Hay Allah, tanıştırmayı unuttum. Türkan bak kızım, sana Osman Bey'i tanıtayım. Kendisi benim çok iyi dostlarımdandır. Teşerrüf ettim. Memnun oldum. Aynı zamanda sizi kutlarım Türkan Hanım. Babanıza karşı göstermiş olduğunuz ilgiye hayranım. Sizin gibi eşsiz bir evlada sahip olmak büyük bir şans. Tabii böyle olacak. Türkan'ı ben yetiştirdim. O benim terbiyemi aldı. Haklısınız Hacı Bey. Yalnız müsaade ederseniz bu meselede biraz Türkan Hanım'dan yana çıkacağım. Olmaz öyle şey! Biz eski kafalıyız, aklımız yermez ötesine. Kızma Hacı Bey, sen nasıl istersen öyle olur tabii. Fakat küçük hanımın mükemmelliğini övmekten de beni alıkoyma. Canım, orasına karışmam, sen istediğin gibi konuş. Yalnız benim geleneklerime ne kadar bağlı olduğumu bilirsin. Atamdan, dedemden kaldığı için kenar mahalledeki konak yavrusu evimi bile değiştirmedim. Evden yemek getirmekte mi gelenek Hacı Bey? Bu halini görenler seni fakir sanacak. Kaldı ki sen istesen dünyayı satın alırsın. Ya bak böyle konuşma! Allah kimsenin başına hastalık vermesin. Periz yemeği bu Osman Bey, periz yemeği! Onun için evden getirtiyorum. Zenginliğe gelince beyimizin yanında lafımız mı olur? Bıyıklar, kadillaklar kimin altında? Hepsi Osman Bey'imizin. İlahi Hacı Bey, duyan da sahi zannedecek. Sen otomobil almayı iste, bir değil 10 tane alırsın. Şuna bak, şuna! Yeter artık, boğulacaksın be! Ver şunu bana, biraz da ben içeyim, anam babam! Durun ya, o daha ağzımı ıslatmadım! O kadar uzun boylu değil, payına razı ol, sırada biz de varız! Oh, ölürüm! Biraz da biz ölelim! İnşallah, inşallah! Ağzını hayra aç ulan, şomağızlı herif! Şerefinize Sıtkı Bey! Oh! Al da hayrını gör! Böyle olduk değil mi? Eşeklik bende zaten! Bir fille, bir gorille ahbaplık yapmanın sonu budur işte! Eşekliği kabullendiğin için tebrik ederim! Şuna bak! Selim! Niyazi! Gel ulan buraya! Kaptan bak, bütün Matiz ordusu burada, gidip de hatırlarını soralım! Geliyoruz! Sen git tabii. İstersen, benim keyfim yok! Bekir abi, Selim gelmek istemiyor galiba, bir de sen çağır ha, belki o zaman gelir! Selim, Niyazi! Gelin be kardeşim!
İlle de kırmızı mumla mı davet edelim sizi? Gitmezsen ayıp olur. Onlar senin en yakın arkadaşların. Peki, yürü bakalım. Yaşa! Geliyoruz, geliyoruz! Şu bizim Selim de amma sinema artistlerle benziyor ya. Ne yapsın çocuk, erkek güzeli doğmuş bir kere. Yo, biz neyiz sanki? Oo, hı? Sana bir şey diyen yok canım, sen eselden güzelsin. Merhabalar! Siz bizi terk ettiniz yahu, baksana Selim şimdi bile gelmeye nazlanıyor. Tabii, insan kaptan olunca böyle olur, burru büyür. Arkadaşlarını arayıp sormaz. Bekir abi, neler söylüyorsun, gücüme gitti vallahi. Asıl bizim gücümüze gitmesi lazım, baksana yanımıza gelmeye çekiniyorsun. Yapmayın ya, günahımı alıyorsunuz. Ben sizin gibi boş gezenin boş kalfası değilim. Ne yapalım işsiz güçsüzsek? Bu dünyada herkesin dayısı olması lazım. Sizi küçük görmek aklımın köşesinden geçmez. Yalnız çalışsanız hiç fena olmaz. Biz hayatımızdan memnunuz, tembellik gayet güzelmiş. Ancak krallara mahsus. Biz çalışıp rahat edeceğimize çalışmadan rahat ediyoruz. Demek böyle. Maşallah, felsefenizi kurmuşsunuz. Bana kalırsa çocuklar haklı gibi geliyor. Elimde olsa ben de bir gün bile çalışmam, gece gündüz içerim. Yaşlı olan erkek güzeli, helalsin be! Siz hapı yutmuşsunuz, hiçbiriniz iflah olmaz. O halde herkes kendi istediğini yapsın, eğer böyle olursa geçinip gideriz. Bizim arkadaşlığımızı kimse bozamaz. Üç arkadaşlık varmış derler. Mahalle arkadaşlığı, askerlik arkadaşlığı, hapishane arkadaşlığı. Bir dördüncüsü yok bunun. Hadi, azat ettik seni, güle güle! Çek arabanı! Günahlarımızın bir kısmını yüklenirsen, olur biter. Burası şeytanlara mahsus bir yer. Burada meleklerin işi yok. Hadi bakayım erkek güzeli, kır da biz de bir an önce yolumuzu bulalım. Sizinle kimse baş edemez. Allah doğru yola getirsin sizi. Amin! Ne diyeyim, Allah cezanızı versin. Amin! Gene buyur kaptan! Bana kalırsa kaptanın bir derdi var, eskiden böyle değildi. Niyazi, nesi var yahu Selim'in? Kaptanın derdi büyük, bir kız seviyor. Sahi mi söylüyorsun? Tabii, yarın da gidip kızı babasından isteyecek. Demek yakında düğünümüz var. Yaşadık gitti, küfelik oluruz artık. Affedersiniz, Hacı Mustafa Bey burada. İçeride efendim. Teşekkür ederim. Efendim, sizinle biraz konuşmak istiyorum. Otur bekle, işim bittikten sonra konuşuruz. Bununla tam 60.000 lira oldu. Evet efendim. Öyle o eşek heriflere dediklerimi harf harfine yapsınlar, yoksa sonra çok fena olur. Baş üstüne efendim. Bankaya gidince hemen bana telefon et. Hadi bakalım, marş! Allah'a ısmarladık efendim. Söyle bakalım, ne istiyorsun? Efendim, önce kendimi tanıtayım. Ben liman işlerinin 3 numaralı çatanasının kaptanıyım. İsmim Selim. Peki, peki anladık, sadede gel. Değerli vakitlerinizi alıyorum ama söyleyeceklerim çok önemli. Önemli ne demek? Mühim desene şuna, önce anlaşılır lisan konuş. Affedersiniz, ağzım alışmış. Demek istiyorum ki, söyleyeceklerimden önce kendimi tanıtayım. Hadi be birader, söyle söyleyeceğini, herkesin vakti senin kadar bol değil. Müsaade ederseniz şimdi söyleyeceğim. Yoksa iş mi istiyorsun? İş istiyorsan yok! Hayır, iş istemiyorum efendim. Allah'ın emri, peygamberin rızasıyla kızınız Türkan Hanım'la evlenmek istiyorum. Ne? Ne dedin? Sen deli misin be adam? Bu ne biçim kız istemek? Ailenin büyüğü yok mu senin? Hiç kimsem yok efendim, onun için ben geldim. Küstahlık bu! Hiç olmazsa hamillerinden birini gönderseydin. Affedersiniz. Kusura bakmayın. Aylığın kaç para senin? 400 lira efendim. Maşallah, çok fazlaymış. Bu parayla nasıl ev geçindireceksin? Türkan'ın pabuç parasına yetmez bu para be! Şimdilik idare ederiz. Zamanla aylığım artar tabii. Bunlar aptalca hesaplar! Ben kızımın sefalet çekmesini istemem.
Ayrıca benden bir şeyler umuyorsan hevesin kursağında kalır, ben adama zırnık koklatmam. Ben sizin paranızla değil, Türkan'la evlenmek istiyorum. Sen kim oluyorsun? Böyle konuşmaya hakkın yok. Türkan'la evlenemezsin, bir daha da onu görmeye teşebbüs etme. Efendim, biraz makul olun. Böyle düşünmeyin. Biz Türkan'la birbirimizi seviyoruz. Ne olur mani olmayın evlenmemize. Demek birbirinizi seviyorsunuz. Bunu benim yüzüme karşı söylemeye nasıl cesaret edersin? Çık git defol! Defol çabuk, çık dışarı, bir daha da buraya ayak basma! Eğer Türkan'ı görmeye kalkarsan hakkında çok fena olur, defol! Türkan'ın böyle bir babası olacağını katiyen tahmin etmezdim. Geldiğime pişman oldum. Fakat şunu bilin ki, bu evlenme muhakkak olacak. Ya! Türkan da görmeye devam edeceğim. Ay, çık diyorum! Defol git buradan, bir daha da semtime uğrama! İyi ki Türkan'ın babasısınız. Ne, şimdi de tehdit ha! Utanmaz adi herif! Vallahi şimdi polise teslim ederim seni, defol! Defol diyorum sana! Defol çık buradan! Adi külhan bey, çulsuz köpek! Kışındaki yamaya bakmaz, bir de evlenmeye kalkarsın! Bütün eski aşk hikayelerinde, bütün eski aşk masallarında bir zengin kız, bir de fakir delikanlı vardır. Birbirlerini ölesiye severler. Fakat bir türlü birbirlerine kavuşamazlar. Muhakkak kızın ailesi delikanlıyı istemez. Ferhat'la Şirin, Leyla ile Mecnun hikayelerinde olduğu gibi aşıklar perişan olur. Yollara düşer ve hikayenin sonunda da ölürler. Şimdi kıssadan hisse çıkarmak lazım. Demek ki aşık olmadan zengin olacaksın. Hadi kalk, sıra senin. Bu cırlak sesli karı bir kere daha şarkı söylerse benim bütün iştahım kaçacak. Müsaade edersen, benim sesi güzel bir arkadaşım var. O okusun bu şarkıya. Git yahu, deli misin sen? Lütfen ricamı kabul edin. Ne çıkar? Ama o ne yap? Ne biçim adamsın sen ya? Ayıp değil mi bu yaptığın? Kardeşim, bak sen hak ver bana. Bu şarkıyı arkadaşımın okumasını istiyorum. Ne olur lütfen kabul edin. Hem gazinoda bir yenilik olur, değil mi? Hadi çek arabanı delikanlım, hadi bakalım. Çek! Festival başlıyor! Arkadaşım, gelsene sen biraz dışarı! Dokunma bana, sonra fena olur ha! Fazla oldun ama, senden gelecek bela Allah'tan gelsin! Selim bir vaka çıkaracak galiba! Hadi, daha fazla ısrar etme, bırak inadı! Bak ne güzel bir ses duyacaksın! Ben sana gösteririm! Kaçma ama, dur burada! Bir araba dayak yiyeceksin! Efendim, bir arkadaşım var. Sesi güzel. Sizlere bu şarkıyı o okuyacak. Şimdi sizler namına onu mikrofona davet ediyorum. Niyazi Karabatak! Lütfen mikrofona! Hadi! Olmaz böyle şey! Rezalet derler buna! Hadi ya, nazlanmasana ya! Hadi bakalım, yollan! Hadi! Hadi oğlum, hadi lan hadi! Mi! İşte, bu arkadaş şarkı söyleyecek size! Selim abi, ne yapıyorsun? Ya bir falso verirsek? Ben söyleyemem, gidiyorum! Korkma ya! Sen işine bak! Abicim, ne olur biraz yürü çalın, ben başkasını söyleyeyim! Aklımdan gitmiyor. Ne
Niye var aşağı? Buna düpedüz utanmazlık derler. Alakan var ne demekmiş? Hem sen benim yüzüme karşı ne cesaretle böyle konuşabiliyorsun? Gerçeği söylemek ayıp mı baba? Asıl bu senin yaptığın ayıp! Hayır, Hacı Bey'in kızı bir sokak serserisini sevemez! Selim hakkında bu şekilde konuşmasanız iyi edersiniz. Bilinmez, belki bir gün karşı karşıya gelirsin. Asla! İşte bu hiçbir zaman olamaz! Eğer onunla evlenmene razı olacağımı düşünüyorsan aldanıyorsun! Seni ben evlendireceğim Türkan, benim seçeceğim adamla! Hayır babacığım, bunu yapamazsınız. Ben sizin istediğiniz adamla evlenmem. Ölürüm de gene olmaz bu iş! Bak Türkan! Bak kızım! Sen benim biricik evladımsın. Ben senin kötülüğünü ister miyim? Annen öldüğü zaman sen küçücüktün, seni ben büyüttüm. Babacığım, benim de seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Hiç seni üzmek ister miyim? O halde bu meseleyi iyi düşün. Boşu boşuna birbirimizi kırmayalım. Bak, üstelik kalbim de var. Yeni bir heyecan ani bir kriz getirebilir. Bu da benim sonum demektir. Allah göstermesin. İyi insan lafının üstüne gelir derler. Öyle mükemmel bir insansınız ki, tam size ait bir düşüncenin üstüne geldiniz. Telepati gibi bir şey bu canım. İltifat ediyorsunuz. Hayırdır inşallah? Hayırlı! Tabii hayırlı! Hem çok hayırlı bir iş! Bak Osman Bey, ben her şeyi doğru söylerim. Hiçbir girizgâha falan lüzum görmem. Belki de hayattaki muvaffakiyetim bu tarafıma borçluyum. Sana bir sual soracağım. Buyurun, emredin Hacı Bey. Estağfurullah canım, haddimiz mi? Evlenmeyi hiç düşündünüz mü Osman Bey? Vallahi Hacı Bey, düşünmedim dersem yalan olur. Ne çare ki, münasip bir kısmet bulamadım. O halde, kızım Türkan'ı sana vereceğim. Damadım olmayı kabul eder misin? Bu ne büyük lütuf Hacı Bey, bu ne büyük lütuf! Beni ihya ettiniz. Teklifimi böyle karşılayacağınızı biliyordum Osman Bey. Kızıma münasip bir koca olarak sizi seçtim. Sağ ol, var olun. Fakat bu evlenmenin çok çabuk olması lazım, zira işin içinde iş var. Bu meselede neden böyle acele ettiğimi şimdi apaçık anlatacağım. Buyurun, sizi dinliyorum efendim. Maalesef Türkan gönlünü bir serseriye kaptırmış Osman Bey. Bundan sonra iş sana kalıyor. Ne yap, yap, kızın gönlünü et, evlen! Böyle olmasını istemezdim ama... Ne yaparsın? Ona söylemediğimi bırakmadım. Çocuk değil ki demesin, karşındaki koskoca kız. Sakın ha! Siz bütün işi bana bırakın Hacı Bey. Türkan Hanım'a karşı katiyen zor kullanmayın. Sonra çok aksi neticeler verebilir. Biz önce karşı tarafın kim olduğunu öğrenelim. Yani düşmanımızın kuvvetini ölçeceğiz.
Bu durumda yapacak bir tek şey kalıyor. Senin bohçanı evden alıp bana gelme. Başka çare yok. Ne yapsan nafile, baban seni bana vermez Türkan. Ben demedim mi sana babama gitmediği? Zamansız yaptın bu işi, acele ettin. Biliyordum böyle olacağını. Babamı hazırlamak için bana fırsat verecektin. Yanılıyorsun Türkan. Baban hiçbir zaman bu işe evet demeyecek. Zira babanın kızını vereceği adamda aradığı vasıfların hiçbiri yok bende. Fakirim, küçük bir liman çatanası kaptanıyım. Ayrıca tanınmış bir ailem de yok. Bunların hiçbiri önemli değil. Birbirimizi seviyoruz ya, bu kadarı yeter. Babanın bunu anlayacağını zannetmiyorum. Hem sonra ne diye ısrar ediyorsun bu kadar? Yoksa fikrini mi değiştirdin? Beni oyalamana lüzum yok, apaçık söyle her şeyi. Bunlar ne biçim sözler, beni kırdığının farkında mısın? Ne olur üzme beni Selim, egoistlik sana hiç yakışmıyor. Hiçbir zaman kendimi düşünmediğimi bilirsin. Ya ben kendimi mi düşünürüm? Çocuk olma, beni biraz anlamaya çalış. Sana daha önce söylemiştim, annem öldüğünden beri ben babamın her şeyiyim. Üstelik hastalıklı bir adam olduğunu da biliyorsun. Onu böyle birdenbire nasıl bırakabilirim? Yoksa seni mirasından mahrum edeceğinden mi korkuyorsun? Bunu nasıl söylersin? Hiç yakıştıramadım sana bu sözleri. Dünyada tek değerli şeyim sensin. Bunu böyle bil ve bir daha unutma. O halde kabul et dediklerimi, bir an önce olsun bitsin bu iş. Geçen defa senin dediklerini yaptık. Bırak bu sefer de benim istediğim olsun. Ne kaybedersin? Sana söz veriyorum, babamı kısa zamanda ikna edeceğim. Ya edemezsem? O zaman senin istediğini yaparım. Zira dayanamam artık. Bir an önce seninle aynı çatı altında yaşamak, aynı tencereden pişen yemekleri yemek istiyorum. İşte bütün istediğim bu kadar. Kızma kaptan, yani diyordum ki biraz da yengeye hak ver, değil mi? Evet, o seninle evlenmeyeceğim demiyor ki, yalnız biraz beklemeni istiyor. Bekle, bekle, daha ne kadar bekleyeceğiz, bıktım artık. Sen kendini benim yerime koy, bir de öyle düşün. O zaman yandın kaptan, ben hiç evlenmem ki, bu asırda evlenmek delilik yahu, delilik. Asla kaptan, müjde! Bakayım müjdeme ne vereceksin? Miras yedi arkadaşımı tebrik eder. Helal olsun Selimciğim, güle güle otur. Ne oluyor, ne var gene? Hayırlı bir iş adam, hadi bey amca konuş da bizim Haliç kurdu kaptan işitsin. Hele şöyle önce oturayım, çok yoruldum. Efendim, ben 6. noterden geliyorum. Mesele şu. Ailenizde sizden başka varis kalmadığı için hayvansarayda dedenizin envalinden iki katlı bahçeli bir ev size intikal etti. Nasıl olur? Benim kimsem yok ki miras kalsın. Hangi dedenmiş? Ya ne biçim laf, hangi deden olacak? Paşa deden tabii, ya. Senin paşa deden yok mu hani? Hani şu. Yahu ne çabuk unuttun şu zengin dedeni. Şimdi bak evladım, mirasın şeklini anlatayım. Bariye küçük zabitliğinden tekavit, büyük deden vefat edince ev onun kız kardeşine, yani büyük alana kalmış. O da ölünce kocasına intikal etmiş. Zaman gelip de o da bu dünyadan göçünce bilavelet olduğu için de işte size kaldı. Ben de evin tapusunu ve anahtarını aldım, çantaya koydum, getirdim, doldurdum bunun içine, size teslim etmek üzere buraya geldim. Yaşasın! Aile gene eski şanına, şöhretine kavuşuyor demektir. Evlat, eve kadar giderim, orada tapuyu ve anahtarı teslim ederim ben sana. Buyurun muhterem peder, gidelim. Hadi, buyur. Hadi. Gidelim. Hadi yürü amca bey, yürü. Gelsene Selim! Bay bay! Hadi, hadi yürü, yürü, yürü! Tamam, değişti bu evcan! Değişti dedenizden miras kalan ev bu! Oho, bu köşk ya! Ne köşkü be, saray! Saray! Ev sahibi olduğuma bir türlü inanamıyorum. Allah insana bu dünyada mekan ahirette iman vermeli yani. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şuna bak, anahtar değil kılıç mı var? Kaptan, anahtarla taşımak için aylık alırım. Susun be ya, görmüyor musunuz? Hayatımın dönüm noktasındayım.
Buyur bey amca. Hayır, aman yorayım. Tabii yok, şey yok. Açıl susam, açıl! Açılmam! Anahtarın nerede? Suya düştü. Su nerede? Fil içti. Fil nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Rıza yedi. Vay benim köse sakalı! Durun ben! Vay benim köse! Kaptan, artık evin uğurlu kademli olsun. Ya, işte bu da tapusu. Ben artık müsaadenizle gideyim, ha? Selametle bey amca. Başka zaman bir acı kahvemizi içmeye gelirsen, bizi sevindirirsin. İnşallah, inşallah. Hadi cümleten hoşça kalın artık ya. Güle güle bey amca. Saadetten sana ulan. Nereye giriyorsun? Hadi bakalım. Girelim artık bizim kerşaneye, ha? Kaptan, buyurun. Sen önce buyur, bu senin hakkın. Biz arkadan geliriz. Hadi buyur. Peki, senin dediğin olsun. Kaptandan sonra ben, çarşıyı soğukluğuna başlarım. Dikkat edin çocuklar, belki basamaklarda çürük çarık vardır. Çocuk musun Bekir abi? Kaptan evinde çürük basamak olur mu hiç? Ay 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 ay! Ya var ya, hem de bir bacağı mal olan ya! Dur yahu, evi parçalayacaksın neredeyse. Ulan kedi köpek bile sizden iyi geçinir be. Görüyorsun ya Bekir abi, hep damarıma basıyor bu benim. Sen onlara bakma, boşu çocuk! Onlar kaka bebek! Bize kaka bebek dedi! Yeter ulan, yeter be! Matrağın sırası mı şimdi? Hadi, yürüyün bakalım! Önce şu odaya girip bakalım. Bekir abi kızma da şurada biraz neşemizi bulalım ya. Datayan hadi, datayan. Gerçekten mükemmel bir oda. Hakikaten en güzel yeri burası. Şalara bak. Hepsi de antik. Kaptan, bak burada paşa babanın resmi var. Tıpkı sana benziyor ya. Her gün ruhuna bir Fatiha okursun. Git ulan nerenin paşası? Niye? Elbiseden anlamıyor musun? Baksana sırması bile yok be! Sen de gelmiş bir de paşası. Ha bunlar da iyi para eder hani! Bir tanesinden bir hasırlı dolusu şarap alınabilir! Hatıralara dünyada elini sürdürmem. Çek elini oradan. Bakın ya, burada neler var? Neler var? Oho! Şapkaya bak! Şapkaya bak! Dur, onu bana ver, onu bana ver! Kaptan, deden galiba şapka meraklısıymış ha? Herhalde öyle olacak. Bu kadar şapkayı ömrümde bir arada görmedim. Dur bakalım, bir de biz bakalım sıfatımızı aynada. Bekir abi, bir de sen bunu giy. Herhalde bu bana çok yakışacak. Allah için çok yakıştı. Eskiden şapkasız gorildin, şimdi şapkalı goril oldun. İşte hepsi bu kadar. Bakın, ikiniz şahidimsiniz. Beni nasıl tahrik ediyor gördünüz. Silahları seçmeyi sana bırakıyorum. Hay! Hay! Ben tüymeyi tercih ediyorum. Nasıl oldum ha? Nasıl oldum? İşte şimdi tam sultanahmet hücresi oldun. Peki sen giy bir tane de, senin neye benzediğini söyleyelim. Ha şey, bunu giy Bekir abi. Bunu giy. Anne! Gece görsem korkarım ya. Asıl sen kendinden kork. Geceliğin aynaya bakma, sonra dudağın uçuklar. Niyazi, sen gorilce biliyorsan tercüme et. Anlamıyorum arkadaşın söylediklerini. Susun be, kesin gırgırı artık! Şimdi biraz ciddileşelim. Kaptan, herhalde seni tebrik etmek, sonra da gitmek zamanı geldi. Evin fevkalade, güle güle otur. İnsanın bir evinin olması çok güzel bir şey. Fakat bizi de unutma. Her zaman arsalarda, mezarlıklarda, harabelerde yatan birkaç arkadaşın olduğunu düşün. Buradan bir yere gidemezsiniz. Hı? Ev benim değil, sizin! Gitmek ne demek? Siz benim öz kardeşlerimsiniz. Anca beraber, kanca beraber. Bu evde birlikte oturacağız. Yaşa! Hay
Rahatsızlaşmayın hemen! Kaptan, rahatsız etmeyelim seni. Bırak biz kendi hayatımızı yaşayalım. Sağ ol, teşekkür ederiz. Rıza doğru söylüyor kaptan. Bu işe acele karar vermeyelim. Olmaz. Bekir abi, bari sen böyle konuşma. Oldu bitti bu iş. Fazla söz istemem. Peki de be Bekir abi, peki de be yahu. Bak, her zaman hepimiz bir arada olacağız. Kim bilir ne tatlı zamanlarımız olacak. Hiçbir zaman ayrılmayacağız. Peki kaptan, teklifini kabul ettim. Teklifimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Asıl biz sana teşekkür ederiz. Gel seni bir öpeyim, altın gibi bir kalbin var. Gel, hadi ben bırakın be kardeşim! Bak şimdiden başladı bunlar sunma! Dinleyin beni! Her şeyden önce bu evi temizleyeceğiz. Doğru, hemen yapalım bu işi. Sen temizliğe iştirak edemezsin, o iş bize düşer. Ne olur, ayırmayın beni aranızdan. Ben de çalışmak istiyorum. O halde, sen de camları silersin. Arkın olsun, ıstırapların dinsin. Senin de bahtın gülsün. Senin de acın dinsin. Gönlünün karanlık, artık güneşler sinsin. Senin de bahtın gülsün. Senin de bahtın gülsün. Neden? Farkı yok gece gündüz, kalbimdeki yâneden. Bu viran yıkık kalple nasıl yaşayacaksın? Farkı yok gece gündüz, kalbimdeki yâneden. Hay Allah be!
Hay Allah kahretsin, bu yaptığınıza eşek şakası derler ama! Dur oğlum, benzin gibi parlama! Kalk bakalım, konuşacaklarımız var! İnsanca kaldırmak varken ne diye su döküyorsunuz? Hay sen insan mısın? Sen sus ulan Sultanahmet cücesi! Kesin şu hırlaşmayı da beni dinleyin! Böyle tembel tembel yatmak olmaz! Kaptan için bir şeyler yapmak lazım! Ne yapabiliriz ki? Mesela... Mesela bir ziyafet verelim ha? Yaşa Bekir abi! Sen bir akıl küpüsün! Bu koca fil eğer okumuş olaydı... ...herhalde profesör filan olurdu. Aklını mı kaçırdın sen? Ziyafet demek para demektir. Peki... ...birkaç parça eşya satsak... Dünyada olmaz, sonra ne yüze kaptana bakarız ya, değil mi? Benim aklıma daha güzel bir şey geldi. Evi satsak ne dersiniz? Ben sizin kadar nankör insan görmedim, ayıp be! Sen bu heriflere aldırış etme Niyazi, keyfine bak! Eşyalar ve ev herhalde günün birinde mektebe gönderilecekler. Ama şimdi değil! Ziyafete her zamanki usullerle hazırlanacağız. Buluş emsalsiz! Bekir abi, gerçekten dahisin sen! Deminden beri ne söylemedin bunları? Oğlum, şef olmak kolay değil, bu kafa kafa değil, dinamo! Ayrıca ziyafetin en değerli yiyeceğini ben bulacağım! Akşama tavuk benden! Nefis, aa bu hayat mübarek! Selim'i her gün tavukla beslemeliyiz! Bu ziyafet çok makbule geçecek! Selim'e ne yapsak az! Fakat asıl onun evlenme işini halletmek lazım! Niyazi, sen bilirsin kaptanın evlenmesi ne durumda? Berbat! Kaptan çok üzülüyor! Her gün bu meseleyi konuşuyor! Bana kalırsa, Selim abi vakit geçirmeden evlensin! Eğer yenge de babası gibi evet demiyorsa... ...bir gece kaçıralım olsun bitsin bu iş! Oha! Dağ başında mısın ulan? Kaçıralım ne demek? Eşkıyalık eski devirde kaldı oğlum! Peki, ne yapmak lazım bu işin olması için? Durun! Aklıma çok güzel bir fikir geldi! Hacı bey niçin kızını vermemişti? Bir... ...Selim'in fakirliğinden ötürü... ...iki... ...kızının istenme tarzını beğenmemesi. Kaptanın şimdi bir evi var, emlak sahibi sayılır. İkinci durumu da biz düzelteceğiz. Biz mi düzelteceğiz? Peki nasıl? Çok kolay. Bakın, şimdi beni dinleyin. Sen, bir de sen, kadın kılığına gireceksiniz. Oh, ama nasıl olur Bekir abi? Sus da lafın sonunu dinle. Bayıldım bu fikre. Devam et Bekir abi. Biriniz halası, biriniz de teyzesi olacaksınız. Rıza ile ben de dayısından amcası oluruz. Selim'in mektubu üzerine Anadolu'dan gelmiş olacağız. İşte hepsi bu kadar. Peki elbiseleri nereden bulacağız? Kirayla kaldırırız. Herhalde kadınlık bana çok yakışır. Aman Bekir abi, bir sakatlık çıkarmayalım. Sen işi bana bırak oğlum, biz kaçın kurarız. Bu işi. Sen de şöyle.
Bu ev olacak ha? Belli etmeyeceğim. Yalandan gibi, yalandan gibi. Pencereden bakıyorlar değil mi? İşte burası. Yalandan gibi, yalandan gibi, yalandan. Aman pek güzel. Çok şartlı. Ev bulduk, iyi oldu. Belli etmeyin, belli etmeyin. Çal çal. Ah, affedersiniz efendim, Hacı Bey'le görüşmek istiyorum. Evet, evet. Hayırlı bir iş için efendim. Çok hayırlı. Değil mi? İçeri buyurun. Ah, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Eşik ol bir hemşire. Hoş geldiniz. Ay. Ne de sıcak değil mi? Helti. Böyle buyurun. Aç gireyim efendim, hadi helti. Hadi sen önden, sen büyüksün ayol. Bilmem heyecandan bunu nedir? Bir heraret bastı. Ha, bana da öyle, bana da öyle. Kalbim gibi ölüyor. Yavaş yavaş. Dur iteleme, kâğıt kafam düştü. Ulan şıkkı. Teşekkürler. 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 Çok ferah. Çok ciddi. Oturalım. Efendim siz oturup dinlenin, ben geldiğinizi Hacı Bey'e haber vereceğim. Efendim zahmet oldu, çok teşekkür ederiz. Ah zahmet ne demek, siz keyfinize bakın. İlahi hemşire. Beni nasıl buluyorsunuz? Dilerim nasıl o? Beyefendi, misafirler geldi. Sizi görmek istiyorlar. Kimmiş bunlar dedi? Bilmiyorum. Galiba hayırlı bir iş konuşacaklar sizinle. Allah Allah! Sabah sabah da misafir hiç çekilmez. Neyse, bir görelim bakalım. Sen git, ben geliyorum. Baş üstüne beyefendi. Guguk! 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 Şu muhabbet kuşlarına bakın! Oturun yahu, oturun be! Şunun suratına bakın! Muhabbet kuşuna değil, maymuna benziyor be! Asıl sen kendine bak! Aynı ölü yıkayıcı karlara benziyorsun! Gel buraya! Kim bu gelenler dadı? Bilmem. Herhalde sen daha iyi bilirsin. Hayrola, nereden bileyim ben kim olduklarını? Hayırlı bir iş için geldiklerini söylediler. Hayırlı bir iş ne demek? Anlayıver canım, yani seni istemeye gelmişler. Ne dedin, beni istemeye mi gelmişler, kim? Orasını sen bilirsin. Sahi mi söylüyorsun dadı, sahi beni istemeye mi gelmişler? Peki ama Selim bana hiçbir şey söylemedi, hem onun akrabası da yoktur. İlle Selim için gelecek değiller ya, bir kızı 50 kişi ister ama kız bir kişiye varır. Desene kısmetim açıldı artık, hadi hayırlısı. Safa geldiniz, rahatsız olmayın, buyurun oturun. Biz safa gördük efendim. Eyvallah erenler. Safa bulduk, muhteremim, canım! Sebebi ziyaretinizin gayesi nedir? Efendim, zatenizle hayırlı bir meseleyi görüşmeye geldik. Fakat daha evvel kim olduğumuzu zatınıza arz edelim. Bendeniz Selim kulunuzun emicesiyim, bu bey de bizim birader. Hanımlara gelince halasıyla teyzesi olur ben. Hangi Selim? Selim kim? Efendim, geçenlerde size gelip Kerime Hanım'ı isteyen Çatana kaptanı. Şu mesele anlaşıldı şimdi. Kendisinin zaten halinize gelmesini biz de münasip görmedik. Fakat olmuş bir kere olan. Ne olacak peki şimdi? Neticede biz akrabalarına mektup yazdı. Biz de Konya'dan kalktık, İstanbul'a geldik. Her şeyin yollu yolunca olmasını istediğimizden, şimdiden sonrasını kadınlara bırakıyoruz. Efendim, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızımız Türkan Hanım'ı oğlumuz Selim Bey'e istemeye gelmiştir. Ben bu işe hayır demiştim, yine de hayır diyorum. Aman beyefendi, teklifimizi iyi düşünün. Selim'in artık mali durumu değişti. Kendisi şimdi dedesinden kalma bir evde oturuyor, değil mi? Benim de 30 tane evim var. Efendim? Söylemedin beyefendi, bu iş olsun artık. Birbirini seven iki insanı ayırmayın. Birbirini seven iki insan ne demek? Yoksa siz de mi benim namusumla oynamaya geldiniz? Böyle bir şey yapmak ne haddimize? Kerime'nizin namusu bizim namusumuz say. Emin ol, Selim iyi çocuktur. Siz benimle alay mı ediyorsunuz? Allah kahretsin sizi! Çıkın evimden, yıkılın! Polis! Kırın be, Allah'ını seven tutmasın bizi! Polis! Belanızı versin, ben şimdi size tutmayın! Şimdi atacak, kaçın! Şimdi atacak!
Hadi küstah herifler, ben size gösteririm. Bak, Selim serserisinin ne mal olduğunu gördün. Arkadaşlarını kadın kıyafetine sokup seni istemeye yollamış. O edepsiz külhanbiyenin bir daha lafını duymayacağım. Eğer dediklerimi dinlemezsen sonra çok fena olur Türkan. Bunu böyle bil ve kabul et, ona göre de hareket et, işte bu kadar. Anacığım yandım, yandım, öldürüyorlar beni. Sus iki gözüm, yakışır mı ama? Ben öldürdüm artık, derin. Sus be evladım, kundak bebekleri gibi bağırıp durma, sabret biraz. Suyumu ver. Of, adam öldürüyorsunuz beni. Katiller, caniler, istemiyorum, bırakın beni. Daha, istemiyorum. Sizin göreceğiniz iş istemiyorum. Sizin göreceğiniz iş yerin dibine batsın. Tornavida. İstemem tornavida, istemem. Ay istemem. Al bakayım biberonu. Al yavrum. Böyle keser. Ayağım kırılsaydı da gitmez olsaydım. Selim'in de, aşkının da, Hacı Bey'inin de. Herif amaçını koymuş be. Çocukların bu işi yapacağından emin ol, haberim yoktu. Olsaydı mani olmaz mıydım bu rezalete? Düşün bir kere, ben böyle şeye nasıl razı olabilirim? Ben onu bunu bilmem. Senin bu kepazeliği tertiplemediğine inanıyorum ama babamı nasıl inandırayım? Bütün emeklerim mahvoldu. Niçin böyle konuşuyorsun? Dur, o kadar acele etme. Elbet bu işi düzelteceğiz. Artık bu meselenin tamir edilecek tarafı kalmadı. Üstelik rezil oldum babama. Sen merak etme, ben hepsini hallederim. Olmazsa babana her şeyi apaçık anlatırız. İmkanı yok, inandıramazsın. Zaten bahane arıyordu, tam fırsat geçti eline. Kabahatli değilim. Arkadaşlarımın hareketinden ben sorumlu tutulamam. Demek bana hürmetleri yokmuş ama bundan sen sorumlusun. Onlara beni yeter derecede saydıramamışsın. Haksızlık ediyorsun. Meseleyi bu şekle dökme. Gururumun kırılmasına sen sebep oldun. İsteseydin böyle olmazdı. Mesele bu hale geldikten sonra nasıl istersen öyle düşün. Zaten seninle bu işin münakaşasını yapacak değilim. Bana bu kadar yeter. Artık gelme, ben gidiyorum. Türkan! Çocuk olma, iyi düşün. Ne yapıyorsun? Türkan! Türkan! Bu hadise çok işimize yarayacak Hacı Bey. Böyle bir fırsatı arasak bulamazdık. Önceleri kızdım bu küstahlığa. Fakat sonradan bu rezalet yaptıklarına ben de memnun oldum. Çünkü böylece elimize bir koz vermiş oldular. Biz de bu durumu iyice istismar edeceğiz. Herhalde Türkan Hanım Selim'e çok kızmıştır. Hem de nasıl, ağzını bıçak açmıyor. İşte bu çok iyi. Selim'i Türkan'ın gözünden düşürmenin tam zamanı. Ayrıca bu kaptan parçası hakkında bir hayli bilgi topladım. Üstelik ilk ağızda tatbik edilecek çok güzel bir planım var. Hah, işte Türkan Hanım geliyor. Planı size layıkıyla anlatamadım. Yalnız benim konuşurken söylediklerimi destekleyin lütfen. Aman unutmayın. Buyurun Türkan Hanım. Hacı Beyciğim, müsaade ederseniz bugün yemeğinize ortak olacağım. Vallahi hayır deseniz bile Türkan Hanım'ın pişirdiği yemekleri yemeden bir yere gidemem. Afiyet olsun Osman Beyciğim, siz sadece yiyecek olun, şeref verirsiniz. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk babacığım. Hadi hemen sofrayı hazırla, bugün misafirimiz var. Türkan Hanım kim bilir ne güzel yemekler pişirmiştir. Korkarım umduğunuzu bulamayacaksınız. Böyle konuşmayın, kendinize iftira ediyorsunuz. Kokularından belli ne kadar nefis oldukları. Herhalde sizin karnınız çok aç. Bu sabah bir parça deniz havası aldım. Belki ondandır. Ha, deniz deyince aklıma geldi Hacı Bey, size bir teklifim var. Yeni bir deniz motoru aldım. Deniz zühü çok güzel. Lütfederseniz Kerime Hanım ve sizi bir gün gezdirmek istiyorum. Hay hay Osman Bey, zahmet olmazsa çok memnun olurum. Davetime icabetinize çok teşekkür ederim. Emin olun çok eğleneceksiniz Türkan Hanım. Beni mazur görün. Ben gelemeyeceğim. Sizi almadan biz nasıl gideriz? Evde oturmaktan sıkılmadınız mı? Değiştirin bu monoton hayatı biraz. Ben bu geziye gelmenizi şahsen rica ediyorum. Ne olur kırmayın beni. Kabul edin. Peki, nasıl isterseniz öyle olsun. Teşekkür ederim. İhya ettiniz beni.
utanma yok mu? Bu ne kepazelik? Nasıl yaptınız bu rezaleti? Ben de sizi arkadaş bildim. Düşmanım yapmaz bu kötülüğü bana. Ahlaksızlığın, yüzsüzlüğün daniskası bu. Biz bu işi senin iyiliğin için yaptık ama olmadı. Sıkılmadan bile konuşuyorsun değil mi? Kalıbına kıyafetine yazık. Ayıp be! İnsanda biraz utanma olur. Selimciğim bak! Biraz sus derim sana sus! Rezil ettiniz beni! Türkan'ın yanında 5 paralık itibarım kalmadı. Hacı Bey'in eline en büyük kozu siz verdiniz. Böyle olacağını bilmiyorduk. Arkadaşlık için yaptık bunu. Yere bassın böyle arkadaşlık. Buna arkadaşlık değil, düpedüz düşmanlık derler. Allah hepinizin cezasını versin. Ne haber sokak filozofu? Bak dahice buluşların ne neticeler doğurdu. Rezil ettin bizi. Karnabahar bile senin beyninden güzel düşünür. Tabii ya, hiç olmazsa o yenir. Hadi, konuşmadık bir sen kaldın. Sen de akıt zehirini. Konuşacak bir şeyim yok. Yalnız bu iki maskaranın iyi gün dostu olduğunu unutma. Maskara sensin. Ağzını topla, goril oğlu goril. Duran! Hiç olmazsa siz kavga etmeyin, dinleyin beni. Kaptanla dostluğumuz burada biter. Tek üzüldüğüm şey bu. Ama ne yapalım, oldu bir kere. Eğer içimizde 10 paralık insanlık hasiyeti kalmışsa, kovulmadan gitmeliyiz buradan. Hadi bakalım. Göründü gene viraneliklerin yolu. Bu Türkan yenge değil mi Selim abi? Ne arıyor bu motorda acaba? Ben de anlamadım. Yoksun Niyazi. Dünkü acı konuşmadan sonra çocuklar evi terk ettiler. Şimdi de ben gidiyorum. Hepinizi bir araya toplasalar bir adam etmezsiniz. Bağırdım çağırdım ama sizi evden kovmadım. Fakat kaptan hepimize hakaret ettin. Ne var ki arkadaşların bütün olanları senin iyiliğin için yapmıştı. Benim yerimde başkası olsaydı sizi öldürürdü. Az bile yaptım. Hem nereden biliyorsun gittiklerini? Belki yukarıdalardır. Bekir, Rıza, Sıtkı, Bekir, Bekir! Amma da ayaz var yahu! Kaptan bizi arıyor. Hadi hemen araziye uyun, uyuma numarası yapacağız. Aldın mı? Nerede bunlar acaba? Ah kaptan! Ya işte oradalar, bak gördün mü? Bekir abi, uyumadığınızı biliyorum. Bırakın numarayı da ayağa kalkın. Hadi kalkın! Bırakın bu bayat numaraları. Bir de sizinle uğraşmayalım. Elimde olmayarak size karşı biraz sert davrandım. Fakat evden gidin demedim, herhalde yanlış anladınız. Hadi şimdi eve gidiyoruz, kalkın bakalım. Hadi kalkın!
Uzatmayın canım, üzmeyin beni. Affedersiniz, özür dilerim. Daha ne söylememi istiyorsunuz? Ne? Kaptan, asıl sen bizi affet. Büyüklüğün karşısında söyleyecek söz bulamıyoruz. Biz çocukluk ettik. Bırakın bu lafları, hadi gidelim artık. Evde bol bol konuşuruz. Benim aslan kardeşim, bu dünyada senin gibi insan az buldum. Gel bir kucaklayayım seni. Yaşasın mahalle arkadaşı, yaşasın! Yaşasın! Toplan! Hadi, 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 hadi. Bunu ben alalım, bunu ben alalım, bunu ben alalım. Hadi bakalım, yürüyün, marş marş! Bu gece 3 numaralı liman çatanasına birkaç sandık mermi saklayacaksınız. Çatana un kapanına bağlı. Sakın yakalanayım filan demeyin. Patron, bu işi çocuklar bile yapar. Siz hiç merak etmeyin. Sus, bilgiçlik taslama. Tehlikenin büyük küçüğü olmaz. Dinle beni. Parmak izi bırakmamak için eldivenle çalışacaksınız. Biriniz muhakkak erkete durun. Hem mermileri öyle bir yere koyun ki çatanadakiler görmesinler sakın. Alo? 5. şubem efendim. Kaçakçılık masasını istiyorum. Evet, bekliyorum. Alo? Kaçakçılık masası şefliği mi? Beyefendi, çok mühim bir ihbarım var. Halit çatanalarından 3 numara büyük bir mermi kaçakçılığına yataklık yapıyor. Kaptan, baksana biraz! Motorda araştırma yapacağız, emir aldık. Buyurun, serbestsiniz ama neden icap etti bu arama? Bana mı soruyorsun, sen kendin daha iyi bilirsin. Hadi çocuklar, etrafı arayın, araştırmadık yer bırakmayın! Elinizi çabuk tutun! Hacı bey, müjdeme ne vereceksin? Hadi gözün aydın! Hayrola Osman bey! Yine ticari bir başarı mı? Yok canım! Hele siz şunu bir okuyun, ondan sonra konuşuruz. Büyük mermi kaçakçılığı! İşte bu güzel! Vay canına yandığımın için! Tam zamanında oldu ya! Vay serseri vay! Zaten gözüm hiç tutmamıştı bu herifi! Doğrusu bu kadarını ummamıştım. Fakat herif çoğulum almış. Boş bulunup da kızını böyle birisine ver, sonrasını sen düşün. Polis tekrar... Fakat bu iş ekmeğimize epey yağ sürdü. Bundan sonra Selim ağzıyla kuş tutsa, Türkan Hanım'ın indinde eski itibarını bulamaz. Geçti! O zaman acaba Türkan gazetelerde bu haberi okumuş mudur?
Muhakkak. Bakalım, neredeyse yemeği getirir, halinden bir şey anlarız. Aman acele hareket etmeyelim Hacı Bey. Bütün yaptıklarımızı yıkarız. Sonra nasıl olsa zaman bizim lehimize işliyor. Şimdi sizden bir ricam var. Türkan Hanım geldiği zaman lütfen bir bahane bulup bizi yalnız bırakın. Zira insanların zayıf zamanlarını kollamak lazım. Eh, bundan daha müsait fırsat az bulunur. Ah, işte geliyorlar. Geçmiş olsun çocuklar. Geçmiş sağ ol Bekir abi. Geçmiş sağ olsun. Sağ ol. Sağ oluruz. Teşekkürler. Kaptan, nedir bu başımıza gelen? Nasıl oldu bu iş? Biz evde üzüntüden geberiyoruz. Bu işte muhakkak bir oyun var. Bekir abi, polisler çatanamızı aradılar. İki sandıkta mermi bulundu. Kim koydu, ne zaman koydular bilmiyoruz. Bizi buraya düşürenlerin iki gözü birden çıksın. Sürüm sürüm sürünsünler. Sürünsünler, canları çıksın namussuz adamların. Bütün namussuzların canları çıksın. Üzülmemek elden gelmez ama kaptan, biraz sabredin. Elbette devletin adaleti gerçeği ortaya çıkaracak. Saatlerin, günlerin yürümediği bu dört duvar arasında sabretmekten başka ne yapabiliriz ki? Bütün ümidimiz adalette. Allah Allah! Saat yarım olmuş. Benim camiye gitmem lazım. İnşallah hutbeyi kaçırmamışımdır. Türkan, kızım sen otur bekle. Ben en geç bir saate kadar gelirim. Osman Bey sana arkadaşlık eder. Memnuniyetle. Peki baba, sen nasıl istersen. Hadi şimdilik hoşça kalın. Güle güle. Saadetle beyefendi. Bugün biraz üzgün görünüyorsunuz. Neyiniz var Türkan Hanım? Size öyle gelmiş, bir şeyim yok. Biraz keyifsizim, o kadar. Herhalde havalardan olacak. Ayrıca hayatta o kadar tatsız hadiseler dolu ki insanın canının sıkılmamasına imkan yok. Alo? İstanbul Hapishanesi'nin telefon numarasını rica edeceğim. Bilmiyorum. O halde siz üçünün numarasını da verin. Teşekkür ederim. Alo? Efendim, Selim Tamer'le görüşmek istiyorum. Kim mi? Mermi kaçakçılığından yakalanmıştı. Bilmiyorum. O halde nerede olduğunu söyleyin. Türkan Hanım, bir müşteriniz var galiba. Müsaade ederseniz yardım edeyim size. Teşekkür ederim, önemli değil. Ben hallederim. Ne olur size yardım etmeme müsaade etseniz, emin olun bu aramızda kalır. Zahmet etmeyin. Rica ederim. Eğer bir faydam dokunursa memnun olurum. Hapishanedeki bir arkadaşımı ziyaret etmek istiyordum. Ben tanıdığınızın hangi hapishanede olduğunu bulurum. Arzu ederseniz sizi oraya kadar da götürürüm. Size minnettarım. Estağfurullah. Vazifem bu benim. Acaba Türkan beni ziyarete gelecek mi Niyazi? Herhalde kaptan. Gelmemesine imkan yok. Ben zannetmiyorum. Neydi o motor sefası? Kim o züppe öyle? Bu işte bir bit yeniği var. Aklına fena şeyler getirme. Olanlar önemli değil. Öyle kötü bir zamanda tevkif edildik ki... Türkan'a o hareketinin sebebini soramadım. O meselenin üzerinde durma kaptan. Merak etme. Türkan yenge seni ziyarete gelecek. Ben söylüyorum. Göreceksin bak.
Türkan Hanım, şimdi gidip sıraya gireceksiniz. Oradaki memura arkadaşınızın ve kendinizin ismini yazdırın. Ben sizi burada bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, vazifem bu benim. Bu Türkan yenge değil mi? Ta kendisi! Peki bu otomobil ne oluyor? İçindeki adam kim? Ben de anlamadım. Hacı Bey değil otomobil, çocuk arabası bile almaz. Anlamadan, dinlemeden konuşmayın. Gördüklerinizi kaptana anlatmak yok, dedikodu yasak. Bekir abi, sıra çok uzun. Türkan yengeyi kaptana bir an önce kavuşturmak için Fatma teyzenin sırasını ona versek nasıl olur? Mükemmel bir fikir! Kafan işlemeye başladı! Bu işi bana bırakın. Hadi bakalım. Affedersiniz, Türkan Hanım'sınız değil mi? Evet. Ben Selim Kaptan'ın arkadaşıyım. Önde bir yerimiz var. İsterseniz sıramızı size verelim. Yoksa burada çok beklersiniz. İsterim ama sonra siz ne yapacaksınız? Orası kolay, biz bekleriz. Buyurun, buyurun sizi ön tarafa götüreyim. Fatma teyze, Selim Kaptan'ı bizden önce görmesi gereken bir hanım var. Ya. Sırayı ona vereceğiz. Hadi kalk, ben seni onun yerine götüreyim. He? Olur evladım. Hadi! Yenge, sen buyur, geç sıraya, buyur. Teşekkür ederim. Amma yaptın yenge, boynumuzun borcu bu. Fatma teyze, hadi gel, biz gidelim, hadi. Bu soytarı bazen iyi işler görüyor. Herifte akıl var ama iyi şeylere yormuyor. Beş kişi gelsin. Bu işte oldu demektir. Bana bak, sen yokken biz Rıza'yla da konuştuk. Gördüklerimizi aslını anlamadan kaptana ve Niyazi'yi anlatmak yok. Geldiğin için teşekkür ederim. Yoksa gelmeyeceğimi mi sandın? Bunu nasıl düşünebilirsin? Benim bu işleri yapmadığıma inanıyorsun değil mi? Ben yalnız seni seviyorum Selim. Yeni plak koyma, sonra çalarsın. Oturup konuşalım, size söyleyeceklerim var. Ne konuşacağız, söyle bakalım. Gene o dahi kafandan neler yumurtlayacaksın? Bana bak, burnun dikine gidip durma, sonra toz ederim seni. Aynın ısırdığı armuda dönersin. Kızma be abi. Ne dersen yapıyoruz. Gene de yaranamıyoruz sana. Ağustos böceği gibi ötüp durma, kes sesini! Arkadaşlarımız kalın duvarlar arasında yaşarken bizim ağalar gibi burada oturmamız doğru değil. Ciddi ol lan biraz! Hey Allah kahretsin! Ayrıca onları avukat da tutmamız lazım. Peki ne yapalım? İstersek çok şey yaparız. Elimizi kolumuzu bağlayıp oturmak doğru değil. Ben senin ne demek istediğini anlıyorum. Çalışalım diyorsun. Yok arkadaş, ben enayi değilim. Çalışmadan yaşayan binlerce insan var. Çalışmam ben, şarabım nerede? Ha burada. Ulan cebinde metelik yok, kendini milyonerlerle bir tutuyorsun. Çocuklar kalın duvarlar arasında yarı aç, yarı tok yaşarlarken bizim avare avare gezinmemiz ayıp. Eğer çalışmazsanız, vallahi ikinizi de pataklarım ha! Peki abi, çalışalım, kızma sen. Ne kızıyorsun be abi? Buna da hiç laf söylenmiyor.
hemen çıra gibi parlıyor. Parlarım, parlarım tabii. İşiniz gücünüz serserilik. Ama bu hazır yiyicilik bugünden itibaren yok. Yarından itibaren çalışmaya başlayacağız. Çalışmamızın şerefine. Şerefine. Şerefime şarabımın çalışmama şerefi. Daha yapsana. Aman Belkıs'cığım, üçü geçirme. Saat tam üçte orada ol. Yoksa planım alt üst olur. Sen merak etme, işi bana bırak. Yanında getireceğin arkadaşın da en az senin kadar prezentabl olmalı. Türkan'ın üzerinde ani ve şiddetli bir tesir yapmalıyız. Yanıma Necla'yı alacağım. Tanırsın, eskiden Orhan'ın metresiydi. Nasıl, rol yapma kabiliyeti var mıdır? Hem de nasıl. Zaten eskiden operetlerde çalışırdı. Güzel. Yalnız Türkan hiç şüphelenmemeli. Onu muhakkak inandırmalısın bu işe. Canım, sen işi bana bırak dedim. Eğer senin istediğinden güzel yapmazsam o zaman konuş. Peki, peki, sana güveniyorum. Herhalde paraya ihtiyacım vardır. Sorulur mu? Şimdi değil, her zaman var. He, göster bakalım şu dünyanın en tatlı şeylerin yüzünü. 2000 yeter mi? Ah, şimdilik yeter. Çek mi istersin, nakit mi? Nakit yavrum, nakit. Bekleyeceğiz galiba. Ne de çok ziyaretçi var. Bir de beni düşün. Belki aylarca buraya gidip geleceğim. Selim'i çok mu seviyorsun be kız? Hem de nasıl? Selim benim ilk aşkım. Eğer onu yakından tanımış olsaydın bana hak verirdin. Senin bir çatana kaptanına aşık olacağın dünyada aklıma gelmezdi. Böyle konuşma. Hem çatana kaptanı olmasının ne önemi var? Birbirimizi seviyoruz ya, bu yeter. Peki, senin onu sevdiğin kadar o da seni seviyor mu? Tabii. Hapishaneye düşmesine bile biraz ben sebep oldum. Mermi kaçakçılığını bana para yetiştirmek için yaptı. İyi ama senin paraya ihtiyacın yok ki. Bir yıl servetim var. Aşkından emin olmak için zengin olduğumu ondan saklamıştım. Evlenmeyi düşünüyor musun? İlk zamanlar gerekli görmüyordum. Ama şimdi istiyorum. Tahliye edilince ilk işimiz evlenmek olacak. Hayrola Türkan Hanım, ziyaretten vaz mı geçtiniz? Rica ederim, hemen buradan gidelim. Lütfen bana bir şey sormayın, olanları sonra anlatayım. Hay hay, nasıl isterseniz. Çek oğlum, gidelim. Selim'in tarifi üzerine seni ziyaret sırasında gördüğümü hatırladım. Genç ve güzel bir kızsın. Üzülme. Bu yaşlarda kolay unutur insan. Bir daha hapishaneye gitme. Ayrıca ben güzellikle bir kere söylerim. Eğer Selim'in arzusu hilafına bu işte ısrar edersen yapmadığımı bırakmam sana. Bunu böyle bil ve ona göre hareket et. Nasıl? İyi mi böyle? Nefis. Hep böyle dursun. Bırak kızın bacaklarıyla meşgul olmayı da sen mektubu yazdır. Nokta. İşte hepsi bu kadar. Şimdi imzanı at bakalım.
bu işte oldu. Bir zarfın üzerine yazmak kalıyor. Onu da yaz, bitsin bu iş. Söyle de yazalım. Türkan Ortaç, Muradiye Mahallesi, Düz Sokak numara 17. Haber. Ne var ne yok kaptan? Bekir abi, şimdi sizden bir ricam var ama bunu muhakkak yapacaksınız. İhmal etmek yok. Sen deli misin kaptan? Ricaların bizim için emirdir. Sağ ol. Türkan bu hafta da ziyarete gelmedi, merak ediyorum. Acaba hasta mı? Bir arayıp sorsanız nasıl olur? Derhal, buradan ayrılınca ilk işimiz o olur. İcap ederse evine kadar gidin. Sen hiç merak etme, yalnız emret. Biz senin için dünyayı değiştiririz. O halde hiç durmayın, hemen gidin buradan. Bak Türkan, bunu kahrolası günde yerde bulmuştum. Baban görmesin diye sakladım bunu, al bak şimdi. Kırılsaydı da vermez olsaydım mektubu sana. Ağlama benim güzel kızım, ağlama. Yavrum, seni bu hale getirenler inşallah daha beter olurlar. Allah kahretsin onları. Yazık güzel gözlerine. Ağlama yavrum, ağlama. İşte geldik. Asıl bundan sonrası zor. Hangimiz gidip konuşacak? İstersen sen git. Olmaz. Ben gitmem, utanırım. Ha? Rıza gitsin. İkimiz de en kibarı o. Tamam. He? Ben kalleşlikten hoşlanmam. Hepimiz birden gitmeliyiz. Hadi bakalım, yürüyün. Teyzeciğim, Türkan ablayı görmek istiyoruz. Ona verilecek çok mühim bir haberimiz vardı. Ne diye görmek istiyorsunuz? Yengeciğim, gözünü seveyim, bizi çevirme. Olmaz diyorum size. Siz Türkçe anlamaz mısınız? Yapma be teyze, kulun kölen olayım yapma. Türkan ablayı muhakkak görmemiz lazım. Şimdi anladım. Siz o çatanacı parçasının arkadaşlarısınız. Hadi basın bakalım sokak serserileri. Gidin o herife, Türkan'ın kendisiyle hiçbir alakası kalmadığını söyleyin. Hadi bakalım, defol! Bak teyze! Lanın mı cadı karıymış be? Beni burada bekle yavrum. Buyurun Osman Bey, hoş geldiniz. Ah, gidi kavanoz dipli dünya. Ulan kimsede bir damla insanlık kalmamış be. Çok teşekkür ederim Osman Bey. Çiçekler pek güzel. Rica ederim. Size layık değiller ama daha iyisini bulamadım. Bugün sizi çok iyi gördüm Türkan Hanım. Evet, bugün kendimi epey iyi hissediyorum. Hastalığım esnasında gösterdiğiniz dostluğa teşekkür ederim. Rica ederim. Bu benim vazifem. Daha doğrusu arzum. Babanızın bürosunda karşılaştığımız günden beri size söylemek istediğim bir şey var. Sizi seviyorum. Benimle evlenir misiniz Türkan Hanım? Durun, cevap vermeyin. Daha söyleyeceklerim var. Her şeyden önce bir dosta, bir arkadaşa ihtiyacınız olduğunu biliyorum.
Sizi o kadar mesut edeceğim ki ayrı geçen senelerimize üzüleceksiniz. Susmak ikrardan gelirmiş derler. Size muhtacım. Emin olun çok iyi bir koca olmaya çalışacağım. Ben sevmeye, siz sevmeye muhtaçsınız. Kabul ediyorsunuz değil mi? Söyleyin, kabul ediyorsunuz değil mi? Önce eve gittik. Dadısı bizi kapıdan kovdu. Bu harekete bir mala verememiştik. Hay Allah! Fakat tam o sırada otomobille aynı adam geldi. Elinde çiçekler vardı. Peki daha önce hapishanenin önünde o herifi gördüğünüzü bana ne diye söylemediniz? Enayi yerine konduk. Ne aptalmışım ben! Üzülme kaptan. Boş ver, kapa bu meseleyi artık. Biz de çok üzülüyoruz ama elden ne gelir ki? Ben burada olmayacaktım. Mahpusluk belimi kırıyor. Deli olacağım vallahi. Tamam, daha zorla çatananın etrafında gezdikleri gün ben o herifin ne mal olduğunu anlamıştım. Meymenetsiz kerato, tıpkı kargaya benziyor. Müsaade et Selim abi, herifi bir dövelim... ...bak bir daha Türkan yengeye yaklaşır mı? Olmaz. İstemem öyle şey. Kale içten fethedilmiş. Bekir abi, kapatalım bu meseleyi. Yenildik. İşte hepsi bu kadar. Kımıldamayın el elkarı! İndirin ellerinizi, sizi tevkif ediyorum, ara üstlerini! Biz ne yaptık abi, ne oldu ya? Bunu şubede öğrenirsin, yürü! Şunu da imza edin. Bana bakın! Beni iyi dinleyin. Biraz evvel konuştuğumuz gibi... ...şimdi sizi serbest bırakacağım. Şefinize ve çetenin diğer elemanlarına... ...en ufak bir şey çaktırmayacaksınız. Aksi halde sizi perişan ederim. Haberlerinizi Kör Kemal vasıtasıyla göndereceksiniz. Tahkikatımıza göre suçsuz oldukları anlaşılan bu iki sanığın... ...serbest bırakılması kanaatindeyim. Yalnız izinde bulunduğumuz çeteyi şüphelendirmemek için... ...bunların muhakemesine gayri mefkuf olarak devam edilmesi lazımdır. Ben de aynı kanaatteyim komiser bey. Savcı bey, o halde gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. Size söz veriyorum komiser bey, elimden geleni yapacağım. Kaptanla Niyazi'nin yokluğu fena koymaya başladı. Adeta hayattan zevk almamaya başladı. Al benden de o kadar. Daha ne kadar sürecek bu iş böyle? Ulan gevezer, konuşacağına suyu döktü, kafamızı yıkayalım! Döküyoruz ya be! Bekir abi! Aman yarabbim, neler duyuyorum be! Rüya görüyorum, gelin! Hoş geldiniz! Ya ne zaman çıktınız? Hoş geldiniz, geldiniz! Kardeşlerim benim! Durun, bir de biz öpelim ya! Dur! Öyle bir özlemiştik ki yani, sormayın, oturun, oturun çocuklar! Biz de sizi çok özledik! Burnumda tütüyordunuz köftörler vallahi, şimdi benim kulağımda! Ne var ne yok Bekir abi, nasılsınız? Hamdolsun, sayende biz çok iyiyiz kaptan, sizlere sormalı! Bu tahliye işi nasıl oldu? Nasıl bırakıldığımızı biz de bilmiyoruz, mahkememiz tutuksuz olarak devam edecek! Muhakkak beraat edeceksiniz, zaten bu tahliye onu gösteriyor! Gene bir araya geldik ya, mühim olan bu! Bizimkinden ne haber, hiç gördüğünüz var mı? Yakında o karga burunlu herifle evlenecekmiş. Bugün de galiba, evet galiba bugün de nişanı varmış. Merhaba Şaban kaptan. Merhaba Selim, geçmiş olsun. Buyur otur oraya. Yok oturmayacağım, rahatsız olma. Ne haber, ne var ne yok? İşsizim, iş istiyorum reis. Kaptan, bilirsin seni ben çok severim, onun için dost doğru konuşacağım. Ha bu durumda kimse sana iş vermez. Senin iş bulman imkansız. Evvela temize çık, ondan sonra konuşuruz. Demek böyle. Maalesef böyle Selimcuğum. Kusura kalma, ha bana da hak veresin. Peki, ne yapalım? Kısmet bu kadarmış. Hadi eyvallah. Ha otur bir çay mı iç? Sağ ol, başka bir zaman içerim. Uğurlar olsun, gene gel Selimcuğum.
parçası hiç ummadığım bir zamanda hapisten çıktı. Şimdi her şeyi yeniden tertiplemek lazım. Bakıyorum kaptanın çıkışı seni çok korkuttu. Ortalıkta acayip şeyler dönüyor. Belki de tehlike var. Onun için bir an önce Türkan'la evlenmeliyim. O herif muhakkak kızla buluşup konuşmaya çalışacak. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Sen kaptanla gerçekten sevişeceksin. Bu da nereden çıktı? Adamı tanımıyorum bile. Hem sonra ben onunla nasıl tanışırım? Dur kızım dur. Acele etme. Beni iyi dinle. Kaptan bugünlerde iş arıyor. Fakat bulamayacak. Sen nereden biliyorsun bunu? Ben bilirim. Ehliyeti elinden alındı bir. Hapishaneden yeni çıktı iki. Bu durumda ona kimse iş vermez. Bir kişi hariç. Yoksa sen mi yanına alacaksın? Hayır. Ona sen iş vereceksin. Ne? Ben mi? Ben mi iş vereceğim? Evet. Bu iş böyle olacak. Ben Fenerbahçe'deki villamı ve Chris Craft motorumu geçici bir zaman için sana vereceğim. Sen de zengin bir kadın olarak Selim'i sana tavsiye etmişler pozunda görünüp onu Chris Craft motorunun kaptanlığına alacaksın. Demek ısmarlama aşk filmi şimdi başlıyor. Evet. Başrollerde Belkıs Sayar, Selim Taner. Rejisör Osman Güler. Şimdi iş ona bir mektup yazmaya kalıyor. Mektup biraz önce geldi. Allah Allah. Nereden geliyor acaba? Ne bileyim ben. Hayret! Bir iş teklif. Sahi mi diyorsun kaptan? Hadi gözün aydın! Niyazi arkadaşım, işin iş! Buldun gene yolunu! Komşular pişer, bize de düşer tabii! Deli misiniz be? Çalışıp da ne yapacaksınız? Ne güzel oturuyorduk! Yarın gidip bir bakalım. Ne biçim işmiş bu? Buyurun efendim, hanımefendi sizi bekliyor, buyurun! Özür dilerim, romanın o kadar heyecanlı bir yerindeydim ki bir türlü bırakamadım. Hoş geldiniz! Hoş bulduk! Size hemen bir sual soracağım. Kaptan olacağınıza ne diye artist olmadınız? Hı? Çok yakışıklısınız. Elimde değil ki. Küçükten beri bu meslekte çalışırım. Sigara? Bana vereceğiniz iş nedir? Motorum için bir kaptana ihtiyacım var. Beni kim tavsiye etti size? Herhalde durumumu da biliyorsunuzdur. Hapisten yeni çıktım. Ehliyetimi de aldılar. Bunların benim için hiç önemi yok. Sizi bana tavsiye eden de ismini söylemememi istedi. Motorunuz kaç tonluk? Yo, o kadar değil. Chris Craft. Chris Craft mı? Peki siz kullanamıyor musunuz? Kaptana ne ihtiyacınız var? Bari siz böyle konuşmayın. Denizde her zaman bilgili biri lazımdır. Ayrıca ben uzak yerlere de gitmek istiyorum. Mevsim icabı havaların birden patlaması ihtimali de var. Nereleri gezmek istiyorsunuz? Mesela Küçükçekmece Gölü'nü. Ah, harikulade, cennet gibi bir yer. Neden bu gölün etrafında ev yapmazlar anlamıyorum. Yarından tez yok, burada bir arsa alacağım. Biraz da şu tarafa gidelim. Yüzmek istiyorum. Biraz yavaşlat motoru.
Belkıs Hanım, üşürsün, su çok soğuk. Aa, zarar yok, ben üşümem. Yapmayın, hasta olursunuz sonra. Peki, peki. Ama hiç olmazsa biraz güneş banyosu yapsam. Ne diyor orada oturuyorsun? Buraya gelsene. Efendim, ben nasıl yanınıza gelebilirim? Ne haddim? Ben ancak sizin motorunuzun kaptanıyım. O başka. Ama bu bizim arkadaş olmamıza engel değil ki. Müsaade ederseniz ben kaptan olarak kalayım. Aa, ne diye inat ediyorsun? Ne olur arkadaşım olsan yani. Ha, galiba senin canın bir şeye sıkılıyor. Yoksa aşık mısın? Kızma canım. Şaka ettim. Hadi gidelim artık. Gel, gel kalkmama yardım et. Çok dürüst bir insan, ne yapsam nafile. Kadın budalası değil, hakiki bir erkek. Kadın avucuna düşmeyecek erkek yoktur! Bırak şu beceriksizliği, elini çabuk tut! Pişmiş yaşa su katılmasına tahammül edemem! Çocuk sevgilisini unutamıyor, unutsa benimle ilgilenir. Zorlu olmaz bu işler. Nihayet ben de kadınım. Sen buraya beni sinirlendirmeye mi geldin? Niçin kızıyorsun Osman? Sen gerçekten korkak bir adamsın. Bana bak! Bırak bu boş lafları, beni iyi dinle. Yakında Türkan'la evleniyorum. Nikahla düğün bir arada olacak. Hayırlısı olsun! Saçmalama! Hayırlıyım hayırlıya yer yutsun! Senin yapacağın şey, nikaha kadar Selim'i oyalamaktır. Selim'i bir saat bile boş bırakma! Ben de istiyorum bunu. Hem de gerçekten istiyorum. Zira Selim çok hoşuma gidiyor. Ama elden ne gelir? Bak sen! Karının bir aşık olmadığı kaldı. Hadi o halde elini çabuk tut! Eğer yarın akşam onu pavyona getirebilirsen, açıktan bir binlik var. Elden gel parayı. Peşin görmek istiyorum. Hadi dans edelim. Sen bilirsin. İstersen dans edelim. Nasıl istersen? Ben oturmak istiyorum. Bilmem, sen bilirsin. Oturalım mı Belkıs? Anne güzel dans ediyordu. Çok rica ederim, bırakalım dans. Peki, nasıl istersen. Perşembeye hazır efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu işte oldu. Ben hemen çerçeveler ısmarlayayım. Önce terzine mi uğrarsın yoksa doğruca kuyumcuya mı gidelim? Sen bilirsin.
Benim için ikisi de bir. Osman, beni motorla gezdirsene. Havalar çok güzel gidiyor. Motorla mı? Hı. Olur, peki gezelim. Ah, teşekkür ederim. Ne o? Niye daldın yine? Türkan yoksa sevmedin mi bu gezintiyi? Yo, aksine çok memnunum. Deniz havası iyi geldi. Ama hasta gibisin. Doğru söyle, neyin var? Hiçbir şeyim yok, sana öyle geliyor. Günahı vebali senin boynuna, benden sorması. Doğru, günahı benim boynuma. Geçen gün çektirdiğimiz resimler ne oldu? Aldın mı fotoğrafçıdan? Ha, iyi ki aklına geldi. Az kalsın unutacaktım, cebimde. Nasıl, güzel çıkmışlar mı? Bilmem, ben çok beğendim. Ver bakalım bakayım. Sen nasıl bulacaksın? Hepsi çok güzel ama en çok şu hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel. Ben de en çok bunu beğenmiştim. Temizlerken kanepenin altında buldum. Çabuk benimle gel! Tontonum! Bir tanem benim, gel bakayım buraya. Bu ne telaş, ne oluyor böyle? Bırak sen olanları da şimdi benimle meşgul ol. Biliyor musun artık ben sensiz yapamıyorum. Bugün çok ateşli. Bana bak, ben önce güzellikle söylerim. Çileden çıkarma beni, sonra çok fena olur. Türkan'la ilgin ne, onu söyle bana. Canımı acıtıyorsun! Ben ne Türkan'ı ne de Osman'ı tanırım! Vay! Demek Osman'ı da tanıyorsun! Ben sana yalnız Türkan'ı sormuştum! Bak sen ağzınla yakalandın! Bırak, bırak diyorum! Hakkın yok bana eziyet etmeye! Hem sen benim sevgilim değilsin! Allah kahretsin seni! Hala inkar etmiyor, utanmıyor musun? Konuş lan! Konuş diyorum sana! Yoksa elimden bir kaza çıkacak! Osman öldürtür sonra beni! Osman'dan önce ben varım, anlamıyor musun hala? Sonra çok fena olacak, konuş! Konuş be namussuz karı, konuş diyorum sana! Osman sana bir şey yapamaz, toz edeceğim onu! Bu işleri bana Osman yaptırdı, benim kabahatim yok! Devam et, sana bir şey yapmayacağım! Vaktimiz yok, çabuk anlat! Osman Türkan'la evlenmek istiyor, onun için senin çatanına o koydurdu mermi sandıklarını! Şimdi anlıyorum! Peki sonra? Sen hapisteyken, Türkan'ı senden soğutmak için türlü oyunlar yaptı. Türkan kendisini benimle aldattığını sanıyor. Osman ne iş yapar? Kaçakçı, mermi kaçakçısı. Deposu nerede? Can kurtaran tren köprüsünden geçince hemen solda. Ben ona gösteririm. Şimdi beni iyi dinle, buradan hemen git. Bu evde bulurlarsa seni hakkında iyi olmaz. Hadi hemen fırla! Osman'ın sonu geldi. Sen de yaptıklarından utan. Hadi Niyazi, fırla! Geldi kap! Hadi Niyazi, yürü! Yürü! Hanımefendi, bunlara ne oldu böyle? Hiçbir şey anlamıyorum. Anlama daha iyi. Güzel bir rüya bitti, o kadar. Bir dakika.
Bitti şimdi, bitti şimdi. Telaşım, telaşım. Ben varım, ben varım. Sen yoksun, ben varım, ben varım. Şşşş! Kim o? Kimi istiyorsunuz? Yabancı değiliz. Gidin ya buradan, kimse yok burada, defolun. Sen neredesin, sen neredesin? Ha, seni çok sevdim, biliyorsun, çok iyiyim ben. Kim bu canım? Sıtkı, gardırop peşin, altı tane! Komiser İhsan birinci, gözlediğimiz depoya çabuk ekip gönderin. Söyle çabuk! Söyle yoksa kırarım kafanı! Depoda yok abi! İnan olsun yok! Söyle ulan! Söyle nerede! Öldürürüm seni! Osman Bey bugün nikahlanıyor! Kayınbabasının evinde düğünü var! Ne dedin? Söyle bir daha söyle! Ne dedin? Osman Bey evleniyor dedim! Bugün nikahı var! Eyvallah! Polisler! Polisler geliyor! Durmayın doğru Hacı Bey'in evine! Kaçalım! Hayır Hacı Bey'in evine, hadi! Haydi çocuklar içeri! Nasıl Osman Bey? Evlenmek bir hayli zor değil mi? Heyecandan ölüyorum vallahi! Bu çalgılar, çengiler biraz sonra heyecanını unutturur Osman Bey. Belki de efendim. Bu öyle bir düğün oluyor ki kimseler unutamayacak. Her şey babadan kalma oluyor. Hilton'da, Milton'da yapılan düğünlerde neymiş ki? Safa geldiniz efendim. Safa gördük, safa gördük. Uğurlu kademli olsun Hacı Beyciğim. Türkan Hanım'ın nikahını kıymaktan büyük lezzet duyacağım. Buyurun efendim, buyurun. Melek yüzlü kızım benim. Ne olur biraz yüzün gülsün. Biraz daha çabuk olmanız mümkün mü acaba? Damat bey, bu ne acele? Dur bakalım, belki de bu zamanlarını çok arayacaksın sen. Kızlar elinizi biraz çabuk tutun. Türkan yavrum, sen de biraz acele et. Nikah memuru falan hazır. Herkes seni bekliyor. Hadi gayrim! Yok, hiçbir yok öyle! Evlilik müessesesi, tarafların karşılıklı rızası, sevgisi, hürmeti ve şefkatiyle kurulan mukaddes bir birleşmedir. Ay aslanlar! Siz de şuraya imza edin. Yavrum, çocuğum! Hay Allah, belanızı versin!
var bunu yapmaya, bırak beni! Kısa konuşacağım, söyleyeceklerimi anlamaya çalış! İnan bana, inan diyorum, o kadınla hiçbir ilgim yok! Mermi kaçakçılığı falan hepsi yalan, iftira ettiler bana! Dinlemek istemiyorum seni, çık git buradan! Sus, böyle konuşma, beni dinle! Sen de benim kadar kabahatlisin! Şu karga suratına bakmadan Türkan yengeyle evlenecektin ha! Su Allah kahretsin seni be! Peki gece kulübüne neden geldiniz? O kadınla bir ilgin yoksa neden yaptın bunu? Hepsi Osman'ın oyunu. Hepsi numara. Senden başka kimseyi sevmedim ben. Senden nefret ediyorum! Nefret ediyorum senden! Hepinizi idam ettireceğim, dümdüz canilik bu! Asla konuşma, bir bırakırsam buz lan buz! Bırak beni, bırakın beni! Yetişin, imdat! Polis, jandarma! Nasıl şerif? Seni lime lime edeceğim, bizi de haşere hapse attırırsın, değil mi? Hacı Bey, damadına bak da iftihar et! Selim, bir tanem, beni affedeceksin, değil mi? Seni öyle seviyorum. Bundan başka bir şey düşündüğüm yok. Hiç ayrılmayacağız, değil mi? Beni bırakma Selim. Hadi artık küçük evimize gidelim. Burada işimiz yok. Gitmek zamanı geldi Türkan. Gidelim Selim, götür beni. Bir daha bırakma. Babaların babası, Şam babası, hacıların hıyar ağzı, satıyorum! Satıyorum, sattım! Tamam! Al işte sana polis! Yaşa polis! Ev bastılar, haneye tecavüz ettiler, tepki verin bu serserilere! Tepki verilecek biri var ama bu adamlar değil, sensin Osman! Ya ver, hırba! Seni kanun namına tevkif ediyorum! Hadi bakalım, burada işimiz bitti, gidelim artık! Hanımlar beyler, kusura bakmayın, olanları gözlerinizle gördünüz, hak yerini buldu! Gerçek düğün şimdi başlıyor! Bugünlük sizi Türkan'la Selim'in nişanına davet ediyorum, buyurun!